Rize'deyiz. Rize İyidere'deyiz. İyidere Deresi'nin bir özelliği var. Dere Rize ile Trabzon'u ayıran sınır. Ama siz İyidere'ye geldiğinizde arka taraf Trabzon demeyin. Oflular, kızlılar. Derenin öbür tarafı Of. Yani Trabzon ili. Derenin hemen bu tarafı da Rize'nin sınırı. Ben diyorum uykunu almadan çıkma diyorum. Yok ya. Mümkün değil bu canım. Çünkü gördüğüm manzara burası Karadeniz, Rize. Adamlar orada hamur açıyor. Şapkamın teleli düz varımdayla yıldız varımdayla. Allah'ım! 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 Bu günleri gösterdin. Sana şükürler olsun. Yüce Allah'ım. Şükürler olsun sana. Aksakallı dedenin yüzü su hürmetine. Bu günleri de gördü ya bu gözler. Artık ölsem de gam yemem. İster inanın, ister inanmayın. Burası Karadeniz'in maçoluk anlamında en sert illerinden biri olan Rize. Hemen arkamda erkekler hamur açıyorlar. İster inanın, İster inanmayın. Böyle bir görüntü yok. Peki ama niye? Bizim fıttıralım diye mi? Öğreneceğiz. Bir de zannedersiniz ki Karadeniz'de kadınlar dağdan odun getirir, erkekler kahvede. Öyle mi? Değil. Değil, öyle değil. Karadeniz'de kadınlar oturuyor, erkekler hamur işi yapıyor galiba. Kolay gelsin. Siz Rizeli misiniz? Yarı. Emin misiniz? Ha bu işte, ya bu işi yaptığımıza pek emin değilik ama. İsim nedir? Sefer Ömeroğlu. Sefer Bey. Efendim. Sen elinin hamuruyla ne yapıyorsun? Oğlumuzun hamuruyla. Bir şey edesi yok ama. Olmuyor mu, beceremediniz mi? Yok ya, beceriyoruz ya. Biz olarak tenezzülümüz yok ya. Kime yok? Ya evdekilere, daha anladın. Hayırdır, bekar mısın? Hanım mı bir yere gitti? Mecbur mu kaldın? Niye hamur açıyorsun Sefer abi? Ya onlar şimdi bize ikide bir, biz olmasak siz yaşayamazsınız. Yok, biz çay toplarız, yemek yaparız. Biz de Osman Bey'le soyunduk bugün, karıları protesto etmek için. Bak bu hamuru biz de açarız, biz de pişiririz ama biraz şüpheliyiz. Hanımları protesto etmek şimdi, için mi yani? Bey, bir yok. Bu adamı çağırsak normalde gelir miydi? Nasıl düştü tuzağa? Ne tuzağı? Şimdi. Hep bilirler Karadeniz'de kareler çalışır, adamla oturur. Öyle bak, biliriz. Biz tersine. Öyle dedik, seni nasıl düşürdü tuzağa geldi. Evimize çağırsak gelir mi dedi? Yok, gelmez. Yani gelmez. Bak gel dedi işte. Biz gene bu arkadaşı atı tutma. Biz diyelim ki bize yalvardı. Gözüm arkama dönsün. Bu iş bize çok işler açacak. Bak ben sana diyeyim onu. Bize yalvar dedi bize kardeşler, işte beni televizyonda görmüşsünüz, iyi ki hamur açsın. Ömrü hayatında daha önce senin hamur açmışlığın var mı? Var ya. Var. Var tabii ya. Osman var mı? Benim yok, benim ilk. Benim ilk. Osman abi miydi? Efendim. İlk defa mı açıyorsunuz siz? İlk defa hamur açmaya çalışıyoruz. Abi. Açıyoruz diyemeyiz. Hiç ha. Fena değilsin. Öyle mi? Hiç Allah fena değilsin. Bak biz bunlara bu kadar tenezzül ediyoruz karılara ama bu ne açacak Osman? Vallahi ya, bizi bir görsünler. Osman abi. Efendim. Sizin zorunuz ne? Niye hamur açıyorsunuz abiciğim? Sizi buraya götürmek için açıyoruz hamuru. Yoksa başka bir amacımız yok yani. Yoksa size desek ki normalde gelin abi Rize'yi çekin. Şöyle yapın, böyle yapın, bizi çekin. Çekmezsiniz. Değil gel, mi? Gel. Alnımıza. Abi terlidir, terlidir. Önemli değil. Teşekkür ederim. Yani memleketini tanıtacağım diye. Evet. Televizyona memleket için hamur bile açtın abi. Hamur bile açtık abi. Vallahi helal olsun. Siz ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ben TEDAŞ'ta çalışıyorum. Elektrik işi. Elektrik işi. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? İnşaatçıyız. İnşaatçı. Özel bir şey var mı? Kalıpçı, tuğlacı, demirci? Hepsi var. Müteahhittir. Müteahhit. Ya inşaatçı işte. Dedim bir ciddi daha. Şu anda hamurculuk. Zor abi ya, abi ya, biz ya abi ya. Tondaya düşürüp. Bak biz de buraya anlamayarak karı olduk da. Ya sen de bir de alnından öpeyim seni. Bizim işimiz yaş oldu. Tecrübeliye soralım. Dedeciğim. Nasılsın? Aferin. İsmin nedir dedem?
İsmim İzzet. Hayatında daha önce buralarda böyle bir manzara gördün mü? Yok. Karadeniz erkeği hamur açmaz mı? Açmaz. Hiç mutfağa girmişliğiniz var mı İzzet'te de? Var tabii. Giriyorsun. Neler yapabilirsin? Ne bir şey yapmam, bakarım geçerim. Ya mutfağa bakmaya giriyorsun sen. Hanımlar fazla da havaya girmeyin, ben size söyleyeyim. Hani bizim yaptığımız işi yapamazsınız. Hikaye bunlar. Bu teori şu andan itibaren yıkılmıştır. Şapkamın teleri tuz var onda ilan yıldız var onda ilan yıldız. Şimdi millet bilecek ki Karadeniz'e kılıbıklık bunlardan kaldı. Estağfurullah. Bu kılıbıklık mıdır bu? Ya ne duyuyor? Aç Osman abi, aç aç. Belki yenge arıyordu. Belki telefonu karıya da o da işleri takip etsin. Karı olsun mudur, biz açalım hamı. Ya ne diyorsunuz ki? Hep hanımlarla konuşuyor, hep hanımlarla konuşuyor. Artık hamur açan teyze görüntüleri biraz bıkmadı mı? Bıkmadı. Hanımlarla konuşuyor. Sebep? Çünkü erkeklerle çekim yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Aç kalıyoruz. Abi o ne? Bunun ne? De yaptığının adı ne abi? Biliyor musun nedir bu? Ya bunu karılar biliyor. Pişirelim. Lan ne ettin, ne pişirsin? Daha unuttum da tokunu sen için. Ben ne yapayım? Vallahi tokunur o zaman. Lan bir kat daha. Emin misin? Bu açılamamış yırtık hamur değil mi? Yok, kapattık onu ya. Açıyorum. Bizim bazıların bir işi var, açın çabuk kapat. Peki Sefer abi, yenge derse bundan sonra bey ben artık inşaat işlerine başlıyorum. Ev işleri senin. Hem de başlasın, ben bunu da yaparım. Karı etti bize bir plan, bak şimdi gözüm çiz. Gitti İstanbul'a. Biz de benim uşakla beraber kalıyoruz eve. Dedim ha uşağım, etti bize bir pilav anam dedim, etti bize bir de bir et sote, ne edecek? Ya baba anam kaç güne gömür? Dedim ne bileyim oğlum, bir haftaya dönecek herhalde dedim. O zaman dedi bunu dedi çizelim, cümle ne kadar yiyecek? Geldi anası, yengeme et durduk, börek börek koyduk bizim mutfağa. Şimdi annesi geldi. Sefer, kulağcım, nasıl kim et dedim. Biz buna dönmeni çorba ettik, bu niye ettik, bu ne, sen istiyorsan gelme İstanbul'da. Ciddi mi diyorsun? Bak karıştırma işi dedim. Ha bu ne dedim. Pilav tenceresini daha yeni yıkadık. Dayı sizin isim nedir? Mehmet. Mehmet Bey. Anlar mısın hamur işini? Pek anlamam ama bunlar da neyi yapabilecek? Sefer abi bir müsaade, bir yana geç abi. Buyur dayı. Ahali, Mehmet Aga'yı daha önce hamur açarken görmüş kişi var mı aranızda? Var mıdır? Hiç hamur açmıştı. Benim anamın emicesinin oğluydu. Anam çok iyi hamur açar da bunu bilmeyip. Sen abi yağmur yağmasaydı o açılır mıydı? Sen Allah yardımına yetişti, İslandık hamur. Hanımı memnundur ama ben. Yok yok, desene hacı, yedirdiğim müşterilerde bir tane sağ var mı? Hepsi elmiş. Evde sert misiniz bir sefer? Ya daha sert nasıl olacağım? Var idi bir erkek omuz, onu da batırdım. Kahvede ne yapacaksın Sefer abi? Kahve bugün 20 yıl, cuma adı zahmet. Bugün zahmet değil, yırttık bizi. Ellerinize sağlık abiler. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz valla, ihya ettiniz bizi. Yiyelim. Osman et durmuş bir şey de yiyilecek değil mi? Vay defa kendin ye, ben size yedenim, uzadır yıldırmayalım. Hakkınızı helal edin şimdi. Hepinizi çok sevdim. Bir deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yemem onu. Ya nimettir ama kayış gibi olmuş Sefer abi ya. Kapıya doğru ver, kayış doğru. Rize turumuz devam ediyor. Ölmez sağ kalırsak yemekten sonra.
çay ve Türk insanı. Bir bardak tavşan kanı demli çaya itiraz edebilecek bir Türk'ü yeryüzünde bulmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Biz de çayın ana vatanı Rize'deyiz. Rize İyidere'deyiz. Bir çay bahçesindeyiz. Peki, ömrü hayatında ikinci kez bir çay bahçesine giren, İstanbul'dan gelen bu konuyla ilgili cahil cühela sunucu çay bahçesinin ortasında kalınca ne yapar? Soru bu. Soru kazık. Ama cevabı mümkün. Abla! Efendim? Ben oraya nasıl geleceğim? Ama yine bak, ya anlatın. Şöyle bir şey duydum. Abla ayağını durdun, atasını durdun, hayatın hiçbir zaman gelmedim. Benim anladığım kadarıyla abla şöyle bir şey dedi. İsim nedir abla? Hanife. Hanife. Hanife Hanım dedi ki ne? Ayağını buradan yukarıdan atacaksın. Oraya doğru geleceksin. Hayatında hiç gelmedin mi çay bahçesine? Cevap veriyorum. İkinci gelişim. Bakalım metot doğru mu? Metot doğru ama açılar yanlışmış. Hatta bu açılar, yanlış açılar ayağımızı biraz acıttılar. Au! Kaldım ablacığım ben böyle. Öbür ayağımı atacağız şimdi buraya. Çay bahçesine geldiğinizde bir ara yol yoksa boşu boşuna yürümeye çalışmayın. Karşılaşacağınız şekil şöyle olur. Siz bitirene kadar gelmeye çalışacağım. Nani nani oy oy hadi nani oy oy oy. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Allah kolaylık versin, hoş bulduk. Hanife'ydi değil mi? Hanife'ydi. Öyle miydi? Öyleydi. Yüzünüz biraz sert oluyor sizin. Sert değilim. Karadeniz kızı biraz sert mi olur böyle? Olur tabii. Öyle midir? Kökenimiz Osmanlı toprağında var. Osmanlı toprağında kökenimiz var da. Dağları gördünüz değil mi? Gördük. Gördünüz, bu dağlara yaşayabilmek için de biraz sert olmak lazım. Doğa koşulları sebebiyle. Doğa koşulları. Çay böyle mi toplanır diye salak bir soru soracağım. Evet. Öyle. Soru çok sempatik değil. Çay böyle toplanır. Çayın toplanma mevsimi böyle Ağustos mudur? Bu ikinci çaydır. Senede 3 sefer toplarız onu biz. 3. İlki ne zaman? Mayıs'ta. Mayıs'ta, Ağustos'ta ve? Eylül, Ekim. O aylardan. Bu çay ekilir mi yoksa böyle kalır mı? Böyle zamanında ekilir. İlk önce ekilir. Büyüdükçe tepesini keseriz biz onun. Zamanı geldiği zaman Mayıs ayında başlarız toplamaya. Arada bir dinlenme dönemi vardır. Onun peşine de ikinci çay, üçüncü çay. Ama biz gördüğünüz gibi çaydan çaya atlar o kömür. Çünkü bunun çimeni var, bunun bağı var, tarlası var, bahçesi var, uşağı var. Çocukla uğraşıyorsun, çay biçiyorsun, bağla bahçeyle uğraşıyorsun. Bir de beye hanımlık yapıyorsun. Aynen. Dünyanın en iyi çayı nedir? Bizim çayımızdı. Rize çayı. Rize çaydı tabii. Peki dünyanın en iyi çayının olmasının sebebi nedir? Hali görüyorsunuz. İslak baştan aşağı. Yağmur yağar. İslanmışık. Buna biraz sevgi katacaksın ki bu lezzetli olacak. Aynı benzer yemeğe. Çocuklar sorar, anne senin yaptığın yemek niye bu kadar güzel oldu? Çünkü anana bir doğa sevgi katarlar. Onun için hiçbir aşçı bilmez onu. Şimdi bu çaya biz sevgimizi katmasak. O otururken rahat rahat içenler, hava demine baktıkları zaman, ne kadar güzel çaydı dedikleri zaman, o da bizim sevgimizi görüyorlar. Ablam ben anlamadım ki sen şair misin? Yok, Karadeniz'de şairlik de var. Var mı? Sen havaya biraz yaşa da şair olun. Hadi Allah'ın yaşarsın kendin. Skusur çay toplama nasılmış? Görebilir miyiz? Eratlı. Eratlı. Makasla değil. Makasla nenem de keser. O eratlık deniz esnağı. Eskiden toplanan şekli deniz esnağı. Eskiden toplanan şekli. Ha böyle 2,5 yaprak. Bak onu hiç böyle derdiler bize için. Ben çocukluğumu hatırlarım onu. Ha böyle 2,5 yaprak. Ben bunun için akşama kadar olsa toplarım bir kilo çay. Peki bu çaya sevginizi nasıl katıyorsunuz? Cici sen ne tatlıymışsın. O ne güzel yeşil yaprakmış öyle. Ah. Ne nasıl diyoruz? Öyle demeyelim. Bak şimdi bunu hayal ederim ben. Ha burada gördüğün tamir, benim büyük uşağımın geleceğidir. Şimdi ben onu güzelce toplamam lazım ki, gerisine de zarar vermeyeceğim ki. Diğer çocuklarımları sil gelecek geride. Ben şimdi bunun tepesine böyle, o da tamir deriz biz bunu. Tamir. Tamirle beraber alırsam gerisine zaman verir, biraz daha sonra verir. Evi çocuğumun rızkı biraz daha sonra yakalır. Yarın yaşayacağım onda hiç senet yok benim. Ben bugünden işimi sağlam tutayım, ha bunun tepesini güzel alayım.
Ondan sonra da sözlüklerime kalsın hazır. Dede rule, dede rule, dede rule, dede rule, dede rule. Başınızdaki ne? Makasli. Ne? Makasli. Makasli. Ne demek o? Peşte maldır. Ama bizim yöre yöre farkı var. Yani mahallede mahalleye şivenin farkı olduğu gibi. Biz bunu makasli derdik. Böyle sarılana çeşen. Yağmur böyle hep yağar mı? Ağustos ayının ortasına geldik neredeyse. Hala ya, bu yağmur... bizim hesap eskiden derlerdi ki kozakar hesapları. Burası bu ay çürük ayıdır. Ağustos ayı. Çürük ayıdır. Çürük ayı mı? Kozakar hesabı bir eski hesap vardır. O hesaba göre eğer o ay 14 gün sonradan dönür ya bizim hesap. Hı. O ay nasıl başlarsa öyle gider. Eğer yağmurla başladıysanız yağmurla bitirirsiniz. Peki nasıl toplanıyor ablacığım? Üstten alacağız böyle. Üstten alacağız. Sert mi vuracağız biraz? Hafif yumuşak. Oldu mu? Oldu. Oluyor mu? Üstten üstten mi? Sen ona kızdın ama. Sen ona kızdın, bak ne oldu orası. Daha mı yumuşak oldu? Daha yumuşak tabii, bir de sıralım az aslında. Sıradan ve yumuşak. Tabii bak, arkana bak, o böyle alınan yerler. Arkası gülü. Orası ağladı. Demek ki çayı toplamanın usulü ağlatmayacaksın. Biraz şefkat, biraz dikkat, biraz güler yüz. Çay toplamanın formülü bu. Kadın her yerde kadın. Kadının süsü illa evde, özel ortamlarda, nişanlarda, sözlerde, düğünlerde, sünnette olacak değil ya. Tarlada da hanımefendilerimiz doğal olarak süsüne püsüne dikkat edebilirler. Sahte mi efendim kolyeniz? Değil. Değil. Sahte değil, altın. Hayır, altın da ucundaki eğer tek taş pırlantaysa sen bu tarlada boşu boşuna çalışma ablacığım. Küpenizle de uyum sağlamış. Evet, takım yaptım. Tarlada kim görecek bu takımı da? Aa, Ayşe Hanım ne güzel takmış takıştırmış. Ne güzel yakmış yakıştırmış diyecek. Kime taktınız bunları? Kime poz yapıyorsunuz? Kendime. Kendi kendinize. Evet. Daha mı iyi hissediyorsunuz kendinizi? Bu benim alışkanlığım. Kadın her yerde. Kadın. Karadeniz kadını, Karadeniz gelini kaynanasına karşı nasıldır? Çok mu hürmetkardır? Mesela Çerkez gelinleri konuş gelin demeden konuşmuyorlar. Sizde bu kadar katı mıdır? Yok. Biz öyle bir şey değil. Biz kaynana gelin, anne kız gibidir. Biz öyle doğulu gibi değiliz. Sert değildir. Değil, aşkım. Hayır, hayır. Sizde adamlar sert. O kadar da değil. Öyle mi? Evet. Kırdık mı Karadeniz adamının inadını? Kırmışız. Bir Karadeniz adamı dışarıda sert görünür. Evet. Hatta kabadayıdır ki doğrudur. Evde nasıldır? Evde o kadar değildir. Hanıma kabadayılık? Yok. Affedersin, sökmüyor. Fazla sökmüyor. Peki adam sert davranıyor. O zaman kadın yumuşak durur. Israrla sert davranıyor adam. Yine yumuşak durur, durmasa işte tartışma yarar. Çok da severim seni, oy nasıl yiyeceğim. Çok da severim seni, de oy nasıl yiyeceğim. Annem becerebilirsem geleceğim oraya inşallah. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk anneciğim. Dünyada daha güzel bir kucak varsa arayın bulun. Ama Anadolu'da bir annenin, babaannenin, anneannenin kucağından daha tatlı bir şey yok. Yoksa biz bu işi para pul için yapmıyoruz. Ne bileyim, hanlar hamamlar için çok şükür. Kazanıyoruz bir şeyler de. Yapma gerekçemiz o değil. İnsan yok. Yaşadığımız çevrede yok. İsim ne annem? Hava. Havva Hanım. Kızınız çalışıyor. Evet. E tabi artık siz yeterince çalışmışsınız bunca sene. Onun evi ayrı, benim evim ayrı. Benim iki tane oğlum var. Onlar İstanbul'da. Say onları. Onlar da başkasına vermiş, başkası topluyor işte. Gelinler hiç çay bahçesine girip topladıkları oluyor mu? Gelinler? Oluyor tabi, olmaz olur. Aa, İstanbul'dan geliyorlar, çay topluyorlar. Evet, evet. Vallahi helal olsun. Böyle kaynananın eli bak, bir kez daha öpülür, öpülmekle kalmaz. Böyle kaynananın eli yalanır. Yalanır. Nasıl yetiştirdiniz gelinleri siz öyle? Yetiştik bizim Karadeniz'in. Onlar da gelin. Karadeniz gelinleri. Evet, evet. Buralı, şöyle. Evet. Gelinlere gidiyor musunuz İstanbul'a? Gidiyorum. Baş üstü işte sizi evet. Böyle. Aa, tutar. İki tane oğlum. İyi, çok iyi gelinlerim, çok iyi. Allah kolaylık versin. Küpeleriniz de yakıyor. Görebilir miyiz mi? Gel.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.